83'lerin yukarı verecek hatta. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de nasıl bütün maçlarınızı kazanabilirsiniz? Yani yeni gelen etkinlikte nasıl bütün maçları kazanabilirsiniz, bunu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle eğitim, bilgilendirme tarzı videolar istiyorsanız lütfen like atın. Eğer işinize yararsa lütfen like atın. Yarayacağını umuyorum. Hiç program hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Sadece oyunun küçük bir bug'ı arkadaşlar. Ve yeniyseniz de kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Daha fazla FIFA Mobile videoları devam edecek. Ama arkadaşlar bu doların artmasıyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum ama gerçekten bu herkese zararı var. Umarım çok da sıkıntı olmaz. Her neyse arkadaşlar, saçlarımı kestirdim. Bu arada geçen saçlarımı kestirdiğim video saçlar gitti diye başlık attım. 75 bin falan izlenmiş. Niye bu kadar saçlarımı kestirmemi seviyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Her neyse arkadaşlar, like'ınızı attınız değil mi? İşinize yarayacak çünkü. Haydi bakalım arkadaşlar, abone de olun, bildirimleri de açın. Ve hemen arkadaşlar kadromuza geliyoruz. Kadromuzda arkadaşlar bize denkken takımlar öneriyor değil mi? Şu yeni etkinlikte, Hazine Avı etkinliğindeki karşı atakta bizim reytingimize eşit takım öneriyor. Ama bize denk takım veya taraftarlarımıza eşit takım önermiyor. Yani bu konuda arkadaşlar ne yapabiliriz? Sol bekimiz arkadaşlar 4-3-3'lü kullanıyorsanız, ben 4-3-3 kullananlar için söyleyeceğim. Hani en az top gelen oyuncularınız, ama stoperleriniz asla olmaz bu arada. Stoperlerinizi sakın yapmayın. Sol bek arkadaşlar bu şekilde bu adamı koyduk mesela. 3 tane oyuncunuzu 45'lik oyuncu koyuyorsunuz arkadaşlar. 3 tane oyuncu 45'lik olsun. Buraya da bu 45'lik oyuncuyu koyduk. Ve arkadaşlar son olarak da MO'lardan birini kullanın. En az top gelen oyuncu arkadaşlar. En az top gelen oyuncuyu düşünün. Ve onun yerine arkadaşlar herhangi bir oyuncuyu koyun. Ve bakalım benim takımım şimdi kaç gen olacak. Hemen görüyoruz arkadaşlar. Takımım 86 gen oldu. Yani arkadaşlar takımım aslında 100 gen. Çünkü sadece bu oyunculara top gelecek. Ayrıyeten defanstan geçmeye çalışırken Sergio Ramos'u, Hummels'e falan geçmeye çalışacak. Ayrıca kalecim de 100 gen. Ama rakip 86 gen olacak. Yani kesinlikle ve kesinlikle taktik işe yarıyor arkadaşlar. Ve %100 kazanacaksınız. Taktiği videonun başında verdim. Hemen gidecekler olan içinde, yani zamanı olmayanlar gitsin. Şimdi paket de açacağız bu arada. Ama gidecekler olan hemen like atıp giderse çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok ihtiyacım var şu anda. Haydi bakalım beğeni butonuna basın, bir tamagrini kapatıp gitmeyenler de beğensin bu arada. Haydi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşı atakların birisini oynadım ama video için diğer iki... Aaa geçmiş. Keşke oynasaydım diğer ikisinde. Neyse arkadaşlar, ben şimdi sizlerle birlikte 2 veya 3 tane karşı atak atacağım. Hatta 2 tane karşı atak atayım. Sonrasında da gerisinde de paket açılımı yapabiliriz. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman karşı atağımızı deneyelim. Bakalım akşam arkadaşlar canlı yayın olabilir. Bildirimlerinizi açın, saat 9.30 alarmlarınızı kurun. Herkes gelsin arkadaşlar. Canlı yayına da gelmeyi unutmayın. Haydi bakalım maçımıza başlıyoruz. Gerçekten arkadaşlar rakip de bizim taktiğimizi kullanmıyor. Rahat rahat yenebiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde denkken vermesi gerçekten çok güzel. Hepiniz yapın arkadaşlar. Takımınız 85 ise de yine de yapın. Yine yapın arkadaşlar. 3 tane oyuncunuzu değiştirin en az top gelen. O şekilde yenebilirsiniz. Bakın ne kadar rahat geçip atıyorum. 100 gen takıma karşı ama bunları yapmam neredeyse imkansız. Bakın rakip de geçemiyor benim defansımı. Çünkü defansım 100 gen. O yüzden biraz sıkıntı oluyor rakip için. Rahat rahat kazanacağıma inanıyorum. O yüzden uzaktan şutlar deneyeceğim ama aslında videodayız. O yüzden hani en düşük ihtimali bile göze almamız lazım. En iyi şekilde oynayalım. Ama tabii ki de %99.9, hatta %100 ya. Gerçekten abi normal oynayışınızı yaparsanız, direkt kaleye gidip sürekli gol atarsanız %100 kazanıyorsunuz. Ben yolda yürürken oynadığımda bir kere berabere kaldım. O kadar yani. Yoksa hep kazanıyorum. Gerçekten %100 kazanıyorsunuz. Hadi bakalım. Güzel şut abi. Gayet güzel şut. 4-0 öne geçirdi bize bu şut. Ve Harry Kane şöyle Ronaldo'ya verelim abi. Artık imkansız yani döndürmesi. Ronaldo ile bir uzaklardan plase deneyeceğim. Çok uzaktan denedim ama güzel vurdu. Direkten döndü ama. Keşke gol olsaydı. Çok temiz gol olurdu bu arada. Haydi bakalım. Ronaldo şöyle 90'a doğru. Güzel. Cristiano da Ronaldo free kick becerisini de gösterdi. Bu arada Ronaldo'm 100 gen oldu. Haydi bak. Öf abi, gerçekten mükemmel. Gerçekten harika. Ali. Dele Ali. Ali şut. Üst direk, kaleci gol mü? Abi bak, bu taktik size şansla mı getiriyor? Ne oluyor bilmiyorum ama bu 2'dir oluyor abi. 2 gündür aynı şeyi yaşıyorum. Callejon birazcık kötü bir şut. Aslında fena bir şut değil ama maalesef kaleyi bulmadı. Şöyle bir aşırtma daha atalım bakalım gol olur mu? Olmadı. 7-0 yendik arkadaşlar. Tabii siz yani en az 2 farkla yenersiniz ya, düzgün oynarsınız. Gerçekten. Çünkü çok rahat oluyor. Bakın rakip ne kadar zorlanmış. 2 tane müthiş fırsatın ikisini de kaçırmış. Çünkü 86'lık adamla 100 genlik kaleciye gol atmaya çalışıyor. Veya siz 85'lik takımınızı düşürürseniz de adam 78'e falan düşer herhalde. 78'lik adamla sizin 87'lik kalecinize gol atmaya çalışacak. Gerçekten onun da işi zor olacak arkadaşlar. Yani artık bence oynamaya da gerek yok. Hani oynamama da gerek yok.
Bence artık mantığını anladınız arkadaşlar işin. O yüzden ben paketle açmak istemiyorum çünkü rota çizim yok. Çok uzakta şu etkinlikten oynayacağım sağdakinden. Oradan bir tane rota çiz çıkarmaya çalışacağım ama siz etkinliğin mantığını yani anladınız değil mi? Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bütün maçları bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Hani eğer 1-2 farka falan kazansaydım bir daha maç oynayacaktım ama artık gerek kalmadı. Çünkü 7-0 yendim yani artık işe yaradığını anlamışsınızdır. Hadi bakalım. Şöyle bir pas. Zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü rota çiz çıkartmamız lazım. Bu arada 3 turdur rota çiz çıkmıyor. Gerçekten abi. Abi çok kötü attım ya. Gerçekten şu an sinir oldum ha. Şu gemiyi vuramıyorum ya kanser olacağım abi. Aslında çok basit bir şey. Bak yine kötü attım. Aslında atarken anlıyorum ama nedense kötü atıyorum ya. Hadi bakalım abi şöyle elimize alalım. Şöyle daha temiz. Aynen. Bak, bu mesela çok rahat olur. Bu bile olmuyordu aslında ya. Gerçekten ilginç. Evet bence bu oldu. Bu arada saçım çok yamuk duruyor ya. Niye böyle oldu abi? Her neyse arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Yok gerçekten çok yamuk duruyor. Her neyse devam ete basalım. 2-3 kere de şunu deneyeceğim. Hiç çıkmazsa da arkadaşlar artık elimle gideceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Hemen abi şunu oynayalım. Rotaçiz hiç çıkmadı ya. Bayağıdır çıkmadı. Video şansına çıkar gibi geliyor şu anda videoda. Bakalım çıkarsa bayağı bir oynayabiliriz. Bu arada sevdiğim bir etkinlik gelmiş. Kısa sürüyor direkt 3 yapabiliriz. Hemen arkadaşlar 3 tane golü atalım. Hatta 3 kere üst üste oynayıp öyle paketleri açacağım. Belki çıkar ya. Ben inanıyorum çıkacağına. Yav Kallahon gerçekten ne kadar yavaş vuruyorsun. O kadar dolduruyorum. Heh bak bunu çok güzel vurdu. Tertemiz. Hep böyle vursa ne güzel abi. Video da uzamayacak ama. Kallahon. Kallahon güzel bir şut daha ve 3'te yok 4'te 3 yapmışız. Her neyse şimdi 2 tane daha mı oynayacağız? 1 tane daha mı oynayacağız bilmiyorum. Uzun sürüyormuş bu arada bu da ya. Bundan 10 tane oynamak bayağı zaman alır. Kallahon şut. Abi direkten içeri gir. Evet. Eğer girmeseydi gerçekten tilt olacaktım. Yeter artık ya. Çok direkten dönüyor çünkü bu şutlar. Ya nasıl tutuyorsun onu kaleci? Neyse attık artık. Güzel abi. Bazen geri dönerken tam şut çekeceğim. İptal falan oluyor. İlla başınıza geliyordur aranızda. Başına gelen vardır. Tam direkten dönüyor arkadaşlar. Şutu çekeceğim. Ekranda kaçtı yazısı çıkıyor. Bazen de çıkmıyor. Şut çekmene izin veriyor. Oyun bir ilginç abi. Gerçekten. Kafasına göre hareketler yapıyor. Kallahon. Evet. Jose Kallahon güzel bir şutla bir tane daha öne geçirdik diyorum. Kallahon. Kallahon. Evet işte abi. Ben böyle sert vurmasını istiyorum. Yoksa kaleci tutuyor. Hani kalecin de yani muhtemelen maksimum 85'lik falan bir kalecidir. O yüzden çok tutabilir. Bak tam şut çekeceğim kaçtı yazdı. Ona çok sinir oluyorum. Ve evet arkadaşlar 3 tane oynadım. 3'ünde de olmazsa artık elimle gideceğim. O elimle gittiğim kısımları da keserim. Bayağı bir puan harcayacağım ama videoda paket açmış olalım. Paket açmadan video bitmesini istiyorum. Hadi bakalım abi ver bir tane ya. Vermedi. Bir de bir tane puan veriyor üstüne. Gerçekten çok ilginç. Hadi ya ver bir tane abi. Gerçekten ver ya. Vermiyor. Vermiyor şaka gibi ya. Elimde puan olmadığından değil abi. Ben oraya gitmeye üşeniyorum. Sırf üşencimden etkinlik oynuyorum ama çıkmıyor. Neyse arkadaşlar hemen ben gemiyi ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar ve gemimizi ilerlettik. Sonunda bayağı uğraşıyorum bu arada. Yeter artık. Haydi bakalım ne veriyor abi. Bence bundan oyuncu çıkabilir ya. Antrenman XP'si verdiği zaman genelde oyuncu çıkabiliyor çünkü. Çıkarsa çıkan yani çıkar mı çıkar arkadaşlar hiç belli olmaz yani o durumda çıkmadı ama illa çıkaracağız. Bu arada arkadaşlar sizlerle birlikte ikinci kısmı açmama çok az kaldı. Bakalım gemi uzaktaysa direkt açacağım bu arada. Uzakta biraz ama haydi bakalım arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yaptığım bug sayesinde bulduğum bug sayesinde bütün maçları kazandım. Ve o sayede bayağı bir puanım oldu ve arkadaşlar burayı açabildim ve sürekli de oynamak zaten taktik arkadaşlar asıl taktik. Ve arkadaşlar 1 milyon coins hayırlı uğurlu olsun ve artık bir sürü antrenman XP'si gelecek. Coins de lazım, antrenman XP'si de lazım. Gerçekten mükemmel ve boom! Evet arkadaşlar hem 1 milyon coins hem de arkadaşlar beleş antrenman XP'leri elimize ulaştı. Bakalım arkadaşlar ne kadar istiyoruz. Akşam canlı yayında bunları da oynayabiliriz bu arada. Tam 9 tane daha oynamam gerekiyor arkadaşlar. Yani 90 tane falan harcayacağım. Sırf 8 tane şey için Arnautovic'i de almaya çalışacağım arkadaşlar. Hedefimdeki oyuncu zaten o. Arnautovic'i alıp Harry Kane'i satarız. Hem Arnautovic daha çok boost'u var. Hem de arkadaşlar hani Harry Kane'den iyidir yani. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Harry Kane'den daha yüksek. Harry Kane'den bir de bayağı bir coins alacağız. Bu da bizim için gayet mükemmel olacak. Tabii ki bütün oyuncuları alamam muhtemelen coins yatırmadığım sürece. Bu arada coins fiyatları dolarla birlikte arttı mı artmadı mı bilmiyorum ama FIFA Mobile 19'da arkadaşlar gerçekten büyük sıkıntı olacak. Gerçekten çok büyük sıkıntı olacak. Fiyat olarak da oyun fiyatı olarak da dolar böyle giderse ayrıyeten arkadaşlar oyun fiyatını bırakın. Coins fiyatları olarak da uçacak. Kimse alamayacak neredeyse arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Çok ilginç olacak ya. 6'ya 7'ye çıkıyor çünkü. Hadi abi yine antrenman XP'si vermişsin ama artık
bir tane player istiyoruz. Bir tane oyuncu istiyoruz bakalım. Ve oyuncu geldi, işte budur be. EA Sports It Is In The Baş falan değil abi. Artık EA Sports It Is In The Elite ya. 83'lerini yukarı verecek hatta. 87 verdi bir de. Oha abi. Gerçekten çok inandım çünkü. Rune. O da çıkardık bu arada abi. Gayet güzel. Mükemmel esprilerimle devam ediyoruz. Gerçekten abi mükemmel oldu. 87'lik de oyuncu çıkardık bu arada. Şansım da yüksek abi bu etkinlikte. Benim bayağı bu uzak gelmiş. Ben burada rota çizgi çıkmadan gider miyim ya? Aslında çok da uzak değil. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Devamı akşam canlı yayında. Kesinlikle katılın arkadaşlar canlı yayına. Şuradan kanalıma abone olmayı, şuradan Instagram'dan beni takip edin. Koray LDRM 0 lütfen abi takip edin. 10.000 oluyorduk tam. Birazcık azalmaya başladı. Siz takip edin. Ben fotoğraflar atmaya çalışıyorum oraya. Orada da aktif olmaya çalışıyorum. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tam şuradan bir yerlerden. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen bu videoya like atmadan çıkmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.